Koronadan dolayı tıraş olamıyoruz. Onun için ilk defa şapka takmak zorunda kaldım. Bence herkes aynı şeyde. Yani ben o kadar ki artık kendi saçımı kesme seviyesindeyim ve yaptım da. Yani bunu yani ciddi şekilde söylüyorum. O yüzden eşit olmayabilir. Şöyle arkaları falan koyayım. Vallahi başladık. Kariyer Kılavuzu'na hoş geldiniz. Bu hafta yine ilham veren hikayeler serisinde Furkan Öztürk ile birlikte güzel bir röportaj hazırladım. Furkan'ı eğer YouTube'dan tanımıyorsanız çok kısa bir şekilde anlatayım. Harvard Üniversitesi'nde çok başarılı bir şekilde fizik bölümünde doktorasını devam ettiriyor ve aynı zamanda Bilkent mezunu. Ben Furkan'a ulaştım ve dedim ki iki tane kulüpteniz Bilkent ve Harvard benimle röportaj yapar mısın? Dedi seve seve yaparım. Sizden gelen bütün soruları teker teker kendisine ilettim. Eğer aklınıza takılan başka sorular varsa yorum bölümüne zaten eklemeyi unutmuyorsunuz galiba, değil mi? Unutmuyoruz. Hadi şimdi röportajımıza başlayalım. Merhaba Furkan, Kariyer Kılavuzu'na hoş geldin. Nasılsın? Merhaba Cizal. Teklifin için çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Gayet iyiyim. Bunu sormazsan bence ayıp. Yani şu anda Harvard kapandı. Kimse kampüse hiçbir yere gidemiyor. Ve sen Boston'dasın. Bize birazcık o günlerinden bahseder misin? İlk bir korona şeyiyle başlayalım. Çünkü ne yaptığını aslında ben de merak ediyorum. İzleyiciler de merak ediyorlar. Yani ben aynen çalışmaya devam ediyorum. Benim hayatımda değişiklik çok olmadı açıkçası. Akşamları dışarı çıkamıyorsun daha önceki yaptığın gibi. İşte ne bileyim tıraş olamıyorsun. Markete gittiğinde biraz dikkatli oluyorsun. Ama onun dışında ben zaten yani masama oturup ders çalışıyordum. Bir şeyler okuyordum ne bileyim. İşte olabildiğince kendi ilgilerimle ilgilenmeye çalışıyordum zaten. Onları yapmaya devam ediyorum. Bu süreçte de ilgimi çeken alanları görme fırsatı buldum. Daha önce fırsatım olmayan şeyleri. Ben normalde deneysel fizikçiyim. Yani benim hayatımın çoğu laboratuvarda geçiyor. Ama benim aynı zamanda yani hem lisansta teoriyle uğraştığım için hem de yaptığım işin teoriyle çok ilgisi olduğu için bu süreçte birazcık teoriyle ve data analizle ilgilendim. Onlar bilgisayar başında yapılabilecek şeyler. Onlarla ilgili bir tane makale çıkardım. Onunla uğraşıyorum son belki bir aydır. Öyle yani aynı şekilde geçiyor aslında. Harvard zamanında öğrenciyim. Şu an Harvard'da okuduğunu biliyorum ve üst düzey bir eğitim alıyorsun. Hatta Bilkent'te okuduğunu da biliyorum. İkimiz de Bilkent'liyiz ama üniversiteden önce liseye seni götürmek istiyorum birazcık. Bilkent'e girmek için nasıl hazırlandığını, lise yıllarında nasıl bir öğrenci olduğunu, nerede eğitim gördüğünü birazcık o zamanı götürür müsün? Bize anlatır mısın nasıldı hayatın? Ben Trabzon Yomra Fen Lisesi'nde okudum. Benim ilgilerim o zaman da devam ediyordu zaten fiziğe. O zaman astronomiyle çok ilgiliydim. Onlarla uğraşıyordum. Aynı zamanda da yani özellikle son sınıfta da işte üniversite sınavıyla uğraştım. Yani vaktimin birçoğunu o almıştı. Lise 4 sene. O süreçte benim ilk 2 senem genellikle fizikle çok haşır neşirdi. Fizik makalesini okumak gibi düşünmeyelim. Hani daha ziyade ben işte fizikçilerin hayatlarını okumayı seviyordum. Fizik olimpiyat problemleriyle uğraşmayı seviyordum kendim başıma. Olimpiyatlara girmesem bile. Yani o süreçte biraz hani ilgilerimi tanıma ve kendimi ne yapabileceğimi anlama fırsatım oldu. Liseye başladığımda muhtemelen zaten fizik okuyacağımı biliyordum. Sadece o süreçte ben fiziğin böyle okunabilecek bir meslek dalı olduğundan çok emin değildim. Yani onu tam bilmiyordum nasıl oluyor falan diye. Hani fizik okuyorsun, sonra o alanda doktora yapıyorsun, sonra işte bir akademik kariyer. Hani böyle bir path benim gözümde önünde yoktu. Onları öğrenme fırsatım oldu ve şeyi denedim biyografiler okuyarak özellikle. Ya ben bu işi yaparsam nasıl bir hayat tarzına sahip olacağım? Yani benim günlerim nasıl geçecek ileride? Onu anlamak benim için çok önemliydi. Meslek olarak ne yaptığınızın haricinde nasıl bir hayat tarzınız oluyor onu anlamak önemliydi. Fizik okumayı karar verdikten sonra da şey açısından çok stresim olmadı bölümü kazanabilir miyim diye. Zira fizik bölümünün puanları çok düşük Türkiye'de. Yani benden sonra epeyce yükseldi. Yani ben girdiğimde ilk 65 binden falan alıyordu. Ben burslar falan almak istemiştim o süreçte. TÜBİTAK bursu vardı. Bilkent burs veriyordu ilk 10 bine girerseniz yanılmıyorsam. İlk 100'e girenlere burs veriliyordu. Bir de yani yaptığın işi iyi yapmakta fayda var. Onun için ben yine de çalışıp iyi bir başarı elde etmek için odaklanmıştım. Üniversite sınavında 37. oldum Türkiye'de. Sonrasında Bilkent fiziğe girdim. Lise yılları bu şekilde. Şimdi bizi biraz da Bilkent zamanına götürün. Üniversite hayatın nasıldı ve Bilkent nasıl bir üniversiteydi senin için? Nasıl deneyimledin? Ya Bilkent tabii benim hayatımı çok değiştirdi. Özellikle birkaç kişiyle tanışmamı sağladı. Bunların bir tanesi Özgür Hoca, benim de danışmanım ve sonra mezuniyet tezimi birlikte yazdığım hoca. Benim kariyerimde çok büyük etkisi oldu bazı insanlarla tanışmamın. Ve Bilkent fizik öğrenmem için çok iyi bir yer oldu. Derslerin kalitesi çok iyiydi veya işte bir sürü farklı alanda ders açılıyordu. Sadece onlardan dolayı değil ki onlarda birçok eksiği de olan bir yer, birçok yerde olduğu gibi. Ama oturup
kendi başıma bir şeyler öğrenme, araştırma, anlamadığım şeyleri sorma, tartışma, vizyonumu geliştirme gibi imkanları sağladı. Bilkent'te öğrendiğim derslerin sayesinde, oradaki yaptığım ufak tefek araştırmanın sayesinde yaz stajları bulmama sebep oldu. Yani bunların tabii ki büyük çoğunluğu benim hani eforum ve bunları yapmak istememle oldu. Ancak onu yapabilecek bir ortamım da oluşmuştu yani orada. 4 senem gayet güzel geçti. Ben hala Bilkent'i çok özlüyorum. Yani şey açısından da güzel bir yerdi, sosyal açıdan. Çok güzel bir senfoni orkestrası var Bilkent'in. Aşağı yukarı her cumartesi orada güzel konserler olur. Oraya gidiyordum. İşte spora gidiyordum Bilkent'teyken. Fizik bölümü küçük bir bölüm. Onun için çok büyük bir bölüm harmonisi yoktu. Ama yani gayet güzel geçti benim için üniversite yılları. Çok çalışarak geçti. Yani ben geriye baktığımda açıkçası hani gözümün önüne gelen en çok resim Bilkent'in kütüphanesinde. A blok 3. katta çalışırken. İtiraf edeceğim. Ben gerçekten yani sanırım biraz inek bir öğrenci olduğum için ben Bilkent'in kütüphanesini çok özlüyorum. Yani millet mesela gittiği Ankuva'yı özler. Benim zamanımda Ankuva vardı işte hani Reyler'in olduğu yerler. Ne bileyim işte Nizami'ye geçtiğin zaman. Oraları özler mesela atıyorum ya da eğlendiği yerler. Ben gerçekten Bilkent'in kütüphanesi uzun masalarda ya 10 saat falan çalıştığımı hatırlardım. O yüzden anlıyorum seni yani. Bilmiyorum çok güzel kütüphanesi gerçekten. Şimdi başka bir soru sormak istiyorum. Bilkent'i okurken hangi noktada yurt dışında okumaya karar verdin? Yani benim hani Bilkent'e zaten girerken planım yurt dışında doktora yapmaktı. Çünkü yani araştırma yapmak istediğim alanlarda orada daha iyi bir eğitim alabileceğimi düşünüyordum. Hem de Türkiye'ye geri dönecek olsanız bile doktora eğitiminizi veya işte post doktoranızı ülkenizden başka bir yerde, başka bir üniversitede yapmakta fayda var. Geri dönecek olsanız da olmasanız da farklı bir yere gitmekte, farklı bir ekol görmekte fayda var. Ki zaten hani benim araştırma yapmak istediğim alanda çalışan kimse yok Türkiye'de. Hani soğuk atom fiziğinde deneysel alanda çalışan benim bildiğim kimse yok. Dolayısıyla ben zaten ona karar vermiştim öncesinde. Onun için de yaz stajlarımı yurt dışında çeşitli yerlerde yapayım. Bu bana hem oradaki insanlarla bağlantı kurma fırsatı verir hem de onlardan referans mektubu alırım ve araştırma tecrübeme katkı sağlar diye düşünmüştüm. Onun için yaz stajlarını yapmayı kendime hedef olarak biçmiştim. Peki bu stajlar dışında Harvard'a giriş sürecinde nasıl hazırlandın? Bize biraz ondan bahseder misin? Neler senin için önemliydi? Yani milestone'lara daha çok sormak istiyorum. Açıkçası Harvard'a hazırlık sürecim çok olmadı. Şundan dolayı ben Harvard'da 3. sınıfta staj yaptım. Ve o hani staj öncesine belki şey yapabilirim. Hani onun öncesinde de benim işte İsviçre'de, ETH'da işte Türk bir fizikçi olan Ataç İmamoğlu ile çalışmam. Ondan sonra işte Bilkent'te işte derslerimin iyi olması vesaire gibi sebeplerle Harvard'da staja kabul aldım. Orada zaten staj benim için çok başarılı geçmişti. 3. sınıfın yazında yapmıştım. Ve iyi de bir sonuç ortaya koymuştum 3 ay sonunda. Ve zaten şu anda doktora yaptığım grup aynı grup. Stajdan sonra zaten grubun hocası bana şey davet etmişti. Hani sen seneye doktoraya başvuracaksın. Bizim grubu biraz düşün demişti. Zaten referans mektubu yazacak. Onu da dediğine göre muhtemelen seni almak üzere bir şeyler yazacak. Dolayısıyla ben başvururken çok stres bile olmadım. Hatta ben sadece Harvard'da başvurayım falan diyordum. Boşuna şey yapmaya gerek yoktu etmiştim. Sonrasında da zaten kabulüm geldi. Yani çok stresli ve hani elbette yapmanız gereken şeyleri yapıyorsunuz. Ne bileyim TOEFL'a giriyorsunuz, işte GRE'lere giriyorsunuz ama ne yapayım falan diye çok böyle strese girip çok düşündüğüm bir hazırlık süreci olmadı benim için. Üniversitedeyken aslında doğal olarak biraz hazırlanmışsın sakin değil mi? Yani o öğretmenin, evet, danışmanın üniversitede yapmış olduğun tercih aslında hayatını şu anda pozitif olarak etkilemiş. Yani şu anda istediğin bir üniversitedesin. Çok başarılı bir yerde okuyorsun. Biraz bize oradaki hayattan bahseder misin? Mesela bahsin deki hayattan, kampüsteki hayattan, doktoradaki hayattan, hiç, evet, deneyimlememiş ya da etrafında bu deneyimi yaşayan insanlar eğer yoksa en azından senin sayende birazcık hani orada varmış gibi hayal edebiliriz diye düşünüyorum. Ondan hemen öncesinde unuttuğum bir nokta var. Ben doktorayı tercih yaparken okul benim için ikinci plandaydı. Her zaman birinci planda olan şeydi. Ben hangi alanda araştırma yapacağım? O araştırma için alacağım eğitimi en iyi nerede alabilirim? Hangi araştırma grubunda alabilirim? Yani benim için araştırma grupları ve hocalar vardı listemde. Okullar ondan sonra geliyordu. İnsanların da başvururken bence onu yapmasında fayda var. Çünkü artık kolejde değilsiniz. Hani PhD'de okulun önemi bayağı azalıyor. Bunu söylemiş olup soruna geçeyim. Sen de Boston'da yaşadın. Benim kanalımdan eğer izleyenler olursa Cizel de hem Bilkentli hem de Harvard'lı. Harvard Business School'da okumuş. Ve Boston biliyorsun ki gayet öğrenci şehri. Çok huzurlu bir şehir. Hani hem o New York'un keşmekeşi yok, hem işte o Washington DC'nin böyle kasvetli, sıkıcı havası yok diyeyim. İkisinin arasında böyle çok güzel, işte ortasından nehir akan, çok güzel kütüphaneleri olan, çok güzel müzeleri olan bir şehir. Ve çok connected bir şehir, çok dünyaya bağlı bir şehir.
Ve birçok olayın da aslında merkezlerinden bir tanesi olan bir şehir. İşte spor olaylarında mesela çok önde gelen bir şehir. Dünyanın en iyi üniversiteleri aslında. Ve dolayısıyla bunlardan dolayı da kültürel hayatı çok canlı olan bir şehir. Her hafta sonu, her hafta içi Harvard'da, MIT'de, çeşitli mesela lokal bookshop'larda çok güzel talk'ların olduğu, böyle konuşmaların, imza günlerinin olduğu bir yer. Boston Symphony Orkestrası var. İşte Boston Philharmonic var. İki tane böyle çok güzel orkestrası olan bir şehir. Her hafta sonu yine çok güzel konserleri olan bir şehir. Yani ben bunlardan olabildiğince yararlanmaya çalıştım. Elbette zaman çok sınırlı ve bunların hepsini yapamıyorsunuz ama bunlar etrafınızda var, oluyorlar. İşte müzelerde bazen böyle akşamları mesela şeyler olur Harvard'da. Mesela Museum Night oluyor. Sadece işte öğrenci kimliğiyle girebiliyorsunuz. Ne bileyim içkiler, şeyler veriliyor. İşte pastry'ler falan. Ve siz işte o koleksiyonun içinde normal arkadaşlarınızla işte sabaha kadar mesela gezebiliyorsunuz. O tarz böyle çok güzel etkinlikler de oluyor. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız şekilde yani. Yani bunlardan olabildiğince, vaktim olduğunca yararlanıyorum. Yani ben şeyi çok özlüyordum Türkiye'deyken. Türkiye'de bu benim sahip olamadığım bir şeydi. Yani canlı ve sürekli yeni şeylerin olduğu bir entelektüel hayat, bir kültürel hayatı çok özlüyordum. Burada da onu buldum. Ondan dolayı çok memnunum burada. Paylaştığın için çok teşekkür ederim. Ben gittim o yıllara tekrardan. Türkiye'de lisede okuyan öğrenciler için ya da onun aileleri için, yurt dışında eğitim düşünen kişiler için neler önerirsin? Yani mesela şimdi seni birazcık geriye götürsek, ya bunu bilseydim iyi olur dediğin bir nokta var mı? Hani önerebileceğin onlara, ya bunu düşünseniz iyi olur diyebileceğin. Öncelikle şeyi söylemek isterim. Yani yurt dışında eğitim bir amaç olmamalı. Yani amaç sonuçta bir yerde okumak, bir okula girmek. Ya o tarz şeyler olmamalı. Bunlar şey, sizin tutkularınızı gerçekleştirmenizde bir araç olacaksa bunlar o zaman önemli olur. Dolayısıyla öncelikle şey sizin üzerine çalışabileceğiniz, kendinizi tutkulu olarak hissedebilip üstüne böyle saatlerinizi harcayabileceğiniz, meraklı olabileceğiniz bir konu bulmak, bir alan bulmak. Kendinize bu ortamı yaratmak öncelikle. Ve bu ortamın içinde zaten göreceksiniz ki eğer tutkuluysanız gerçekten ne kadar geliştiğinizi kendiniz bile inanamayacaksınız yani bununla uğraşırken. Bunlar olduktan sonra da zaten adım adım bu alandaki kariyer basamaklarını tırmanıyorsunuz. Yani bunlar illa böyle şey olmak zorunda da değil işte. Şurada college, şurada PhD, şurada falan olmak zorunda da değil. Yani hem bilginiz artıyor hem kültürünüz artıyor. O alandaki yeni insanları tanıyorsunuz. O alandaki yeni ortamlara giriyorsunuz. Yani gitgide hem o konfor alanınız genişliyor hem de o alanda daha yetkin hale gelmeye başlıyorsunuz. Bunlar oldukça zaten okullar işte ne bileyim başarılar zaten onunla birlikte geliyor. Öyle olması lazım. Yani başarı için bir alan seçmek, başarı için bir alan bulmak o zaman çok yapay oluyor ve çok sürdürülebilir olmuyor. Ben öncelikle hem ailelere hem de öğrencilere şeyden bağımsız olarak yani işte meslek kaygısından ve iş bulma korkusundan bağımsız olarak tutkulu olacakları ve gelecekte mutlu hissedecekleri kendilerini bir alan, bir iş, bir hobi seçmelerini tavsiye ederim. Bu olduktan sonra zaten göreceksiniz ki sizin artık kariyerinizle ilgili şeyleri artık o kadar dert etmeniz gerek kalmayacak. Ben açıkçası yani kariyerimle ilgili bu basamakları o kadar dert etmedim üniversite hayatımda. Yani elbette bir şeyler olsun diye çabaladım, belli basamakları çıkayım diye uğraştım. Ama bunlar her zaman benim işimin bir parçasıydı. Yani bunlar benim amacım değildi. Yani onlar olsun diye işime sarılmadım. İşime sarıldığım için onlar geldi. Ben yani bunu söylemek istiyorum ve meslek kaygısı ve işte para gibi şeyler de bununla birlikte zaten geliyor. Çünkü eğer siz işinizde iyiyseniz, hele işinizde en iyiyseniz zaten bununla birlikte sizin önünüzün açılmaması gibi veya işte para bulamamanız gibi bir sorun olmuyor yani. Şimdi güzel bir geçiş oldu. 3 aşağı 5 yukarı aslında tahmin edebiliyorum hani doktorada olduğun için ama gelecekteki planların neler? Bize biraz ondan bahseder misin? Yani benim gelecekle ilgili şöyle kısa vadeli planlarım var aşağı yukarı belli ama çok uzun vadeli planlar çok yapmamayı daha doğru buluyorum. Çünkü çok şartlar değişiyor, ilgileriniz değişebiliyor, bilim değişiyor, konular değişiyor. Yani ben şeyi biliyorum, ya muhtemelen bir yerde bilimsel araştırma yapacağım. Ama bunun konusu ne olur? İşte şu an yaptığım konuyla mı ilgili olur? Hatta fizik mi olur? Onu bile bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmemek olarak tam olarak değil bu. Şöyle, yani gelecekte ben bilimin nereye gideceğini bilmiyorum ve benim o süreçte nelere daha çok ilgi duyacağımı bilmiyorum. Onun için o alanda açık tutuyorum önümü. Her zaman şeyin de önemi vardır. Yani siz alan değiştirseniz bile ne yaparsanız yapın getirdiğiniz background'un bir önemi oluyor. Hem sizin yeni alana geçince yaratıcılık açısından bir faydası oluyor. Kendi alanınızda devam ederseniz tecrübe olarak bir faydası oluyor. Dolayısıyla şeyden çok endişe etmiyorum yani. Ya mutlaka şu an yaptığım path'te gitmeliyim, bunu yapmalıyım diye ondan da çok endişe etmiyorum. Ama bir yerde muhtemelen bir araştırma yapacağım, bir bilimsel araştırmayla uğraşacağım biliyorum. Doktoradan sonra bir postdoc pozisyonu bakacağım yani. İşte doktora da eğitiminiz bitmiş oluyor artık.
bir bağımsız araştırmacı olarak bir yerde çalışıyorsunuz. Ondan sonrasına hangi alanda olur bakacağız. Muhtemelen işte bir araştırma grubu kurmayı planlıyorum. Göreceğiz o zaman. Seni şu an izleyen, motivasyon düşük olup ben onun gibi yapamam diyen, onun kadar başarılı olamam diyen ya da ben derseme çalışıyorum ama benim elimden bahsettiğin danışman gibi tutan belki yok diyen, o motivasyonu düşük olan ama isterse yapabilecek olan öğrencilere sözün ne? Birincisi şunu söylemek istiyorum. Başarı hiçbir zaman hiç kimse için garanti bir şey değil. Yani başarıda birçok faktör var ve başarının bir time scale'ı var yani. Hani siz mesela şu an istediğinizi elde edememiş olabilirsiniz ama bu o işte devam ederseniz ve iyi olmaya devam ederseniz gelecekte elde edemeyeceğiniz anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla başarı anlık bir şey de değil. Bir sürecin içinde belli yerlerde gelen bir şey. Dolayısıyla hiç kimse için başarı garanti değil. Benim için de değil. Ve ben mesela şu an işte Harvard'da doktora yapıyor olmam mesela gelecekte çok iyi bilim yapabileceğim anlamına gelmiyor. Bunun için hala çabalamam lazım. Doğru yerlerde doğru zamanda bulunmam lazım. İşleri burada halledebilmiş olmam lazım. İşte belli şansımın olması lazım vesaire. Yani bu herkes için geçerli bir şey. Gelecekte hani kimin başarılı olup kimin başarılı olamayacağını kimse bilmiyor. Ve bu hangi mesleği yaparsanız yapın da geçerli. Şey de doğru değil yani. İşte ben şunu yaptım, başarısız oldum. Bunu yaparsam kesin başarılı olurdum diyemiyorsunuz. Hani o da garanti bir şey değil. Yani ben burada açıkçası yine motivasyon açısından şeyi daha doğru ve sürdürülebilir bir bakış açısı olarak görüyorum. Yani ben şu an yaptığım işten dolayı heyecanlanıyor muyum? Bu işle uğraşmak beni mutlu ediyor mu? Ben bu işe tutkulu muyum? O zaman zaten ben bu işi bir hobi olarak yapıyorum ve bu işi yapmak beni mutlu ettiği için yapıyorum. Bunu yapmaya devam etmek benim için bir zevk yani. İnsanlar bir şeyleri düşünsün, yapmak onların için hani zevk olan işleri düşünsün ve onları neden yaptıklarını düşünsünler hangi motivasyonla. Eğer siz işiniz zaten bu hale gelirse o zaman öyle bir kaygı ve korku pek kalmıyor. Çünkü zaten siz o işi yapmaktan keyif aldığınız için yapıyorsunuz. Ben hani o şeyi daha sürdürülebilir buluyorum. Benim fiziği yapmamdaki amaç da mesela şey değil. Yani ben mesela sadece mutlu olduğumda fizik yapmıyorum. Yani beni fizik yapmak mutlu ettiği için fizik yapıyorum. Dolayısıyla hani siz eğer kendinizi yapmaktan mutlu olduğunuz bir şey bulursanız o zaman o motivasyon kaybınız da pek olmuyor açıkçası benim gördüğüm kadarıyla. Başarı konusunda dediğim gibi yani hiç kimse için garanti olmayan bir şey olduğu için yani şey doğru demek değil yani ben işte şu an öyle bir laf edeceğim ki insanların başarıyla ilgili endişeleri ortadan kalkacak pek diyemiyorum. Ya benim burada anlatmak istediğim şey insanların yapmak istediği şeylerle uğraşıyor olması, sürekli kendilerini geliştiriyor olmaları, sürekli konfor alanlarını geliştiriyor olmaları ve bir sonraki aşamayı hedefliyor olmaları. Yani bence bu bakış açısına sahip olursanız o zaman hem muhtemelen başarıyı elde edeceksiniz hem de yapmaktan keyif aldığınız bir şeyle uğraşıyor olacaksınız. Bundan da daha büyük mutluluk yok zaten. Benim bu zamana kadar söylemek istediğim her şeyi çok güzel özetledin. Teşekkür ederim. Furkan, ayırdığın zaman için, bütün görüşlerini, deneyimlerini bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Çünkü ben senin geçtiğin bu bütün evreyi, işte bir devlet lisesinden mezun olup oradan Bilkent'e dereceyle girmen, ondan sonra Harvard'a gitmen aslında bütün hepsini senin nasıl kendin yaptığını gösteriyor. Evet, yol arasında senin danışmanların yardımcıları olmuş ama içinden gelmiş. Dolayısıyla seninle bu röportajı yapmak çok istedim. Paylaştığın için bütün deneyimlerine tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel sorular. Umarım kanalın izleyicilerine de çok faydası olacak. Benim kanalımın izleyicileri de umarım senin kanalındaki diğer videolardan faydalanırlar. Kimse size boşuna yardım etmiyor. Kimse size boşuna bir yerlere getirmiyor. Yani sizin meraklı olmanız lazım. Sizin başarılı olmak için motivasyonlu bir şekilde işinizde iyi olmak için çalışmanız lazım. Umarım herkese bunu aşılayabilirim yani. Benim en büyük amacım bu. Buna da vesile olduğun için çok teşekkür ederim. Furkan'a bu röportaj için çok teşekkür ederim. Eğer Furkan'ın kanalını takip etmek isterseniz aşağı link olarak bırakacağım. Sizin aklınıza takılan başka sorular varsa lütfen onları yazmayı unutmayın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.